Yani şu güzellik. Ovanın güzelliğine bak. Evet, buranın en tarihi köyü orası. Püşke. Şimdi bu ovalar, şu ovaları değerlendirebiliyor muyuz? Bence hayır. Suyu var yani, Suyu var. mevsim müsait olsa Ah, biraz ısı, sıcak. sıcaklık gerekir. Sıcaklık yok. Yani tarımda 10 derecenin altına gece ısısı düştü mü durum değişiyor. Ya burada kaç gündür? Şu an kaç derece? 11. Heh, 15, 11 derece. 11 derece sıcaklık var. Evet, 11 derece. Bir bu saatte 11 derece. Gece ne olur? 3, 4. O kadar. Sene iklim biraz ileri gitti. Tabii. Ki yani serin olmasa hala o dağlardaki kar durur mu? Evet, Yazıbaşı köyüne doğru gidiyoruz. Eski ismi Aşağı Loru. Yukarı Loru'dan Aşağı Loru'ya geldik. Şu an ova burası. ...11 derece sıcaklık şu an. Saatimiz 15:55. Yani 4 diyelim. Isı düşük. Gerçekten dışarıda üşüdük. Serin. Yağmur yağacak gibi bir durum var. Şöyle Yazıbaşı köyüne girelim. Yazıbaşı'nı da izleyerek geçelim şöyle. Gurbetteki hemşerilerimiz de ne yapsınlar? Bir hasret gidersinler. Evet, Yazıbaşı. Şu mezar duvarlarını yapan bayan geçen beni aradı. Allah razı olsun. Yanlarına bir kaldırım, şöyle bir kaldırım ben yapım da insanlar ne yapsın, çamura da bulaşmadan gitsin. Acaba bana malzeme desteği belediyelerimiz olur mu diye. Ben de Demirözü Belediye Başkanımıza yönlendirdim. Bir git, inşallah destek olurlar. Daha da beni aramadı. Acaba ne yaptı? Merak ettim. Duvarları gördüm. Evet, Yazıbaşı köyümüz Aşağı Loru. Şöyle çevirelim kamerayı da. Köylerimiz inşallah. Bu sene bilmiyorum. Biraz dersen gurbetçi akını az gibi geldi bana. Pahalılık mı var? Orada da güzel çeşme meşme şeyler yapılmıştı. Şöyle çevireyim kamerayı bu tarafa. Yazı başını şöyle bir yandan da görelim. Bu sene hayat pahalılığı galiba gurbetçilerimizi fazla gelmede şey tutacak. Az gelen, geçen sene 400 bin nüfus Bayburt'a gelmişti. Bu sene ben onu beklemiyorum. Pek sanmıyorum 400 bin nüfusları da 250 gibi belki olabilir. 250 bin nüfuslar belki olabilir. Ama 400 nüfus, 400 bin nüfuslar artık zor. Evet, bunun altı şu an Demirözü Barajı'na geldik. Arazi tamamen ekili. Yine insanlarımız ne yaptı? Tarlaları yine iyi kötü ektiler. Tabii şu solumdaki tarlara bakıyorum. Hozan ekilmemiş ama ısı tam almadığından bir türlü tarlalarda şey çıkmadı. Yani onu da diyelim çünkü ısı yok. Isınmadı Bayburt, bir türlü ısınmadı. Bu sene Mart ayında da çok güzel kış yaptı. Yani bahara geldi kış.
soğuk şartlar baharı vurdu. Onun için de bir türlü ne yaptı? Tarlalarda ekinler yükselmedi. Sıcağı görmedi Bayburt. Hiç ısınmadı. 3-4 gün yağışlı soğuksa bir gün bir güneş, ondan sonra tekrar soğuk. Onun için de istediğimiz şeyi alamadık. Tarlalarımızda istediğimiz verimi ne yapıyoruz? Alamıyoruz. Evet. Barajdaki su doluluğu düşük. Onu da diyelim buradan. Geçtiğimiz 2021 yılı zaten şeydi. Nasıl diyelim, kuraktı Bayburt. Zaten kuraktı. Ama bu sene yağışlar güzel ama demek ki çok boşalmıştı ki o eksikliği tam ne yaptık? Gideremedik. Şimdi şu karşıda Işıkova Köyü. Bunu da buradan söyleyelim. Az önce Beşpınar'da da bu köyden insanlar vardılar. Işıkova'dan. Şimdi su doluluk oranı, bak şimdi oradan giderek şimdi ben izah edeyim size. Şimdi şu bak, köyün önünde yeşil alan var. Yeşil alan. Halbuki 2019'lu yıllarda 20'de o öndeki evler su altına, yani su tamamen onları basmıştı, bir kısımlarını. Ama şu an köy tamamen kendini ortada şey yapmış. Ben orayı haber yapmıştım, bu Cenci. Cenci Köyü buranın eski ismi. Şu an köy kendini kurtardı çünkü su az olduğundan köy üstte kaldı. Aslında köyün taşınması lazım. Yani geçen sene baraj çok boşaldığı için bu kadar şey yaptı. Sular çok bol, yine baraj dolar diyorum ben. Şunu da söyleyelim buradan. Demirözü Barajı Gümüşhane'nin Salyazı ve orada bir iki köye de su veriyor. Bayburdu aşıyor yani. Sünür, Rüştü, bütün oraları vererek geçip Gümüşhane'nin Salyazı ve orada bir iki köye de ne yapıyor? Su veriyor alttan kanallarla. Açık havadan gitmiyor. Onun için su kaybı tüplerle gidiyor. Su kaybı ne yoktur. Evet, onu da buradan evle bir taraftan da size Bayburt'la ilgili ben ne yapayım? Bilgi aktarım. Şimdi yazın biliyorsunuz Demirözü Belediye'mizin iki tane motoru var. Güzel de iki tane ismi vardı. Ne bir beyli meyli unuttum ben. Ne yapıyor? Burada bunlar çok güzel çalışıyorlar. Çok fazla ziyaretçisi var. Barajda ne yapıyorlar? Tur gezisi yapıyorlar. Bunu da buradan söyleyelim. Bayağı bir turizm beldesi oldu Demirözü. Altını çizmekte fayda var. Bu tür şeyleri kullanmak lazım. İşte Beşpınar'da bir müze efendim ve Püşke köyümüzdeki o tarihi yerlerde değerlendirmeli diye ben düşünüyorum. Oralarda değerlendirilmeli. Evet, ana gövde Demirözü Barajımızın ana gövdesi burada. Buranın temel çalışmalarında buradan kulakları çınlasın. O günkü DSİ İl Müdürümüz Halis Saka, Allah razı olsun, çok emek verdi. Halis Saka döneminde şey yaptık. Burada eski milletvekillerimizden 5 dönem milletvekili yapan
Ülkü Güney'in çok büyük emeği var. Çünkü buranın taban su tutmamıştı. Ne yaptı? Tabandan 45 metrede derinliğe, kayaların içine kadar plastik beton, bir onun bir farklı bir ismi vardı, kazılarak kayaya gömüldü ve su tuttu Demirözü Barajımız. İnşallah daha da suyu biraz daha yükselir. Çünkü sulamaya başlamadan yağışlar, şeyler burayı doldurur. Demirözü Barajı'nın başında çok güzel piknik alan var. Havadan şöyle kaydırmalı şeyi var. Karşı tepeden buraya havadan bir halatla makara sistemli bir gezi yeri var. Kıl çadırları, oturma, piknik alanları falan bol ve ortada da ne var? Alabalık şeyi. Balık üretimi yapıyor. Yok canım, aman. Boşver. Kültür alabalığı. Kültür alabalığı. Yani onlar evet değerlendirilmesi güzel ama barajın ortasında da görünüm olarak da kötü. Yani onu da ben söyleyeyim. Belediyemiz burada ahşap kaplayacak bu konaklama şeylerini de. İsteyen burada gelip ne yapıyor? Buralarda kiralayıp oturabiliyorlar. Burayı da ahşap kaplayacak belediye başkanımız. İşte o da oradan buradan binen adam o alttan makara sistemiyle ne yapacak? İnecek. Barajımızı da öyle tanıtmış olalım. Ha buradan da artık Demirözü ilçemiz ne görünür. Şu an hemen galiba karşılarda da yağış başladı. Şu köyümüzün de güzel bir camisi var. Orada ahşap güzel kültürel bir cami. Orayı da diyeyim ben. Orayı da haber yapmıştık. Efendim güzel bir camisi var. İşte Demirözü'ne ne yapıyoruz? Geçiyoruz işte Demirözü ilçemizde. Burası karşıda da mahallesi Güneşli. Güneşli köyü şu an oranın mahallesi diye geçiyor. İnşallah havalar biraz ısınır, toprak ne yapar? Canlanır. Gerçekten soğuk yani 11 derece bu saatte ki bu ısının gece olması gerekir ki ne yapsın? Toprak uyansın. Gündüzü gündüzü 11 derece olursa gecesi herhalde 3 veya 4 derece olur. Tarım için yeterli mi? Hayır. Değil. Değil. En az gece saatleri 10 derecenin altına inmemeli ki toprak ne yapsın? Aktifleşsin. Benim bildiğim bu. Hatalıysam efendim siz de doğrusunu yazın altına. Benim bildiğim bu. Gece 10 derecenin altına inmemeli. Ha, şurayı da söyleyelim. Bak burada ben emekli oldum. Tarım İl Müdürlüğü'nün çalışmaları onlarda. Orada ahır yapmıştık. Efendim onlar ahırlar işte. Şöyle zoomlayalım. Bak ahırlar büyükbaş. Çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak çok güzel çalışmalar. Buradan da kurumumu da diyeyim. Yani onu da altını çizelim. Aras Elektrik de buradan bir hat döşüyor. Hangi tarafa döşüyor? Şeye doğru döşüyor. Beşpınar'dan Otlukbeli köyüne doğru Aras Elektrik de burada çalışmaları var. Onların da güzel bu çalışmaları inşallah o tarafta ne yapacak? Elektrik yani dememize gerek yok. Elektriğin olmadığı yerde hayat olmuyor. Yani bunun ötesi berisi yok. Bunun altını çizmeme gerek yok. Elektrik yoksa artık hiçbir yerde hiçbir iş yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani şu an benim kameram da elektriğe bağlı. Düşün yani. Evet, Demirözü ilçemiz. Demirözü ilçemize girdik.
şurayı bak, şurası Mustafa Köseoğlu Lisesi, Allah rahmet etsin. Mustafa amcamız orayı ne yapmıştı, orayı yaptı. Yanına pansiyonlu yurt yaptı. Rahmetli oldu. 2 yıl herhalde, 2 yıl mı ne oldu? Veya 3. yıl. Rahmetli oldu. Mustafa Köseoğlu üniversitemize de ne yaptı? Cami yaptı, onu da buradan söyleyelim. Baberdi kampüsünde güzel bir camisi var. O yaptırdı yine. Böyle bu tür hayır sahibi iş adamlarımızın da Allah sayısını artırsın. Pinti iş adamından da hiçbir şey olmuyor. Kardeşim Bayburt'a da dönsün. Ben Bayburtluyum. Ya, elinde varsa dön kardeşim. Bir şeyler yap yani. Baba vatanına bir dönün ya. Bunu da burada serzenişte bulunum. Hemşerilerim bana kızıp darılmasınlar. Onları sevdiğim için bunu söylüyorum. Bayburtlu vatanına bağlı bir millet. Memleketine iş adamlarımızdan da ne bekliyoruz? Yatırımlar bekliyoruz. Yani fabrika yapamıyorsan bari böyle okuldur, şeydi, bir şeyler de ne yapalım? Yapalım, bunu da yapalım artık. Bir şeyler yapalım. Gücümüz neye yetiyorsa, elimiz neye yetiyorsa. Evet, Demirözü'nü şu an ilçemizden ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Öyle ağır ağır. Evet. Güzel burada binalar yapılıyor. Bunlar bilmiyorum. Otel mi nedir? Aslında sormuştum ama unutmuşum. Demirözü'nü çıktık. Sevgili izleyenlerim, artık bize müsaade. Bize müsaade edin. Şöyle iki tane de biz sohbetin, muhabbetin belini kıralım. Allah'a emanet olun. Demirözü ilçemizden selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Buradan bilmiyorum başka ne iletebilirim. Dediğim gibi gurbetçilerimiz bu sene biraz dersen Bayburt'a gelmede avaralar biraz. Doğrudur. Ekonomik şartlar biraz sıkıntılı bu sene. Tabii ki. Ama yine de hemşehrilerimiz doldurmuş köyleri. Onu da söyleyeyim. Her tarafta İstanbul'dan, şeyden var hemşehrilerimiz. Çok gelenimiz var. Ama geçen seneki sayıyı doldurmamız, tutturmamız mümkün mü? Bilmiyorum. Allah'a emanet olun.